Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 21 Şubat Salı Antalya yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, bugünkü akşam koşusunda görmüş olduğunuz 8 koşulu tek altılı bir programımız var. 74 safkanın yer almış olduğu bir program. Yani kalabalık sayılacak bir şekilde bir programımız var. Adana'da bugün 6 koşulu bir programımız var. Tabii ki ilk açılış programımız Adana'da olacak. Ve 6 koşulu tek altılı. Zaten sadece altılı oynanacak bir program. O yüzden her iki programımızda şu anda yayında. Ben de fazla vaktinizi almadan hemen Antalya yarışlarıyla startımızı verelim arkadaşlar. Birinci koşumuz saatler 17.45'i gösterirken şartlı 4 yaşlı Arapların 1400 metre sertlik yarışıyla başlıyoruz ve 6 safkanın yer almış olduğu bu koşu aynı zamanda birinci dörtlü Ganyan ayağımızın da başlangıç ayağı. Oldukça güzel ve çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. Bayağı da iyi bir safkanlar burada yer almış. Benim önceliğim bir nolu Aksuan, bu turbo temsilcisi Alef Katı'yla son iki yarışını arka arkaya kazanarak güzel bir form yakalayan bu safkan. Bir de aynı yarışta güzel bir ikincilik elde etti ama ben bugün rövanşı alabilecek kapasitede olduğunu gördüm. Altın oğlu Tuğçem, bu Sakarbaşı temsilcisi Mehmet Kaya'da bana göre bu ikili diğer rakiplerin oranında biraz daha ön planda çıkıyor. Ben de 4'lü kayanın ilk ayağı için 1 ve 6'yı işaretlemenizi önereceğim arkadaşlar. Günün ikinci koşusu aynı zamanda 7'li plase ve 3'lü Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı ve Antalya jandarma koşusu. Bir kısa vade 8, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı ve 4 safkanın güzel bir yarışı bizi bekliyor. Bu yıl koşmuş olduğu 3 yarışını da kazanarak güzel bir form çıkışı yakalayan 1 nolu Gürpınarlı Serhas'ın güzel temsilcisi Nevzat Avcı ile bence bu grubu da geçmeye bir hayli yakın gözüküyor. Kolay yarış değil. En azından güzel formuyla bence bu grubu da geçebilir. O yüzden benim banko olarak önereceğim isim olduğu 7'li plase ve 3'lü Ganyan ayağında 1 nolu Gürpınarlı. Günün 3. koşusundan itibaren 6'lı Ganyan ayağımız başlıyor. Maiden dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre sentetik yarışıyla. Ve baktığımız zaman 10 safkanın yer almış olduğu koşu oldukça çekişmeli ve zevkli bir yarış bizi bekliyor. Yani bana göre burada bayağı yazılması gerekir diye düşünüyorum. Çok sayıda safkanın. Ben sıralama şu şekilde yaptım. 5 dolu Espiritu, bir Red Cihan temsilcisi Onur Öztürk'le start alan safkan. Son üçüncülüğü fena değil. En azından çalışmalarında bir hayli iyi gözüken bir isim. Bence de burada da birinciliğe oldukça yakın gözüküyor. O yüzden benim favorim 5 dolu Espiritu olacak. Onur Öztürk'le 1 dolu After All ve Aftermarket temsilcisi Mustafa Çiçek'le start alan safkan da yarış hayatına bir beşincilikle başladı. Bence beşinciliği de oldukça tatminkan. Bu sefer artan nefes ve kondisyonu ve idmanlardaki iyi durumuyla bence burada da en sert rakip konumunda. Daha sonra 3 dolu Çolpan Bike, bir Power Score temsilcisi İsmail Dinar'la start alacak olan bu safkanda yine güzel duruma sahip ve idmanları da oldukça iyi gözüken safkanlar arasında. 4 dolu Daisy Co, bir Amerikalı temsilcisi Mehmet Keskin'le start alan safkanında yine grubun tecrübeli ismi ve son ikinciliğinden sonra güzel bir form yakalamaya başlayan bir isim. 8 dolu Rosaria, bir Power Scout'un diğer temsilcisi olan safkanda Velat Demir'le yine idman durumunda iyi işleriyle ve bir de son olarak da yine bir İzzet Aksoy ekürsüne ait 2 nolu Anadolu Şeker'i de Halef Katı'yla önerebileceğim diğer isimler. 5-1-3-4-8-2 benim bu zorlu koşudaki sıralama ama yine söylüyorum zor bir koşu. Yani eğer imkanınız varsa bu koşuyu en son olarak işaretleyin. Bütçenize göre burada at da ilave edebilirsiniz. Çünkü bayağı bir SOS veren bir yarış gibi gözüküyor arkadaşlar. Günün 4. koşusu 6'lı Ganyan'ın 2. ayında Handikap 15, 4 yaşlı Arapların 2000 metre sentlik yarışına geldik. Ve tabii ki burada bir satılık levhasını yine gördük. 3 nolu Tufan satılıkmış. Kaç paramış? Bayağı gözden çıkarmışlar 80 bin liraya. Yani kolay kolay çünkü 100 bin lira altına düşen bir safkan yoktu. Bilmiyorum belki büyük ihtimalle bir sorunları var çünkü bayağı ama böyle atları çok üst üste yarış kazanan ekipleri de biliyorum. Yani genelde zaten bu tip atları alıyorlar. O yüzden hani eğer çok büyük bir sorunu yoksa tabii onların iyi bileceği iş. Neyse biz yani başka yerlere girmeyelim. Arkadaşlar burada 4 ve 7'nin ekürü olduğunu görüyoruz. Benim sıralama 5 dolu Kuzey Efe ile başlayacağım. Bu ateş topu temsilcisi Fatih Rüsten Bebek'le. Son 4.'ünü beğendiğim bir isim. İdmanlı durumu da oldukça gayet iyi gözüken bir safkan. Ben de ilk sıraya aldım bu 5 nolu Kuzey Efe'yi. 2 nolu Oda Teşi, bir turbo temsilcisi Mehmet Kayra start alıp safkanda yine güzel bir performansı olan bir isim. Kendi aile atlarından birisi. Son birinciliği de gayet tatminkar. İdman durumunda da iyi gözüken bir safkan. Daha sonra 1 nolu Duygu Tay, bu Özduran temsilcisi Gökhan Yıldız'da yine güzel performansıyla
Rakipler ona biraz ağır kilo ama bence bugün o güzel formuyla bu açığını kapatabilir. O yüzden benim önceliğim 5-2-1 olacak ama ilave edebilirsek 4 ve 7'nin ekül olduğunu söylemiştim. Bunlardan 4 onu değdi. Bu Muscat temsilcisi Sadık Altay'la bence bu atların yanına ilave edebilir. Bir de 6 onu Magnifuk. Bu Karaözüm temsilcisi uygun kilosuyla Ali Yıldız da en azından bu aralar iyi gözüken bir safkan. O yüzden önceliğimiz 5-2-1 daha sonra 4 ve 6 onu safkanlar. Günün 5. koşusu altılı Ganyan'ın 3. ayağında şartlı 4 dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre sentrik yarışına geldik ve 10 safkanın da yer almış olduğu koşuda 2 nolu Prenses Merida, bu Tokat temsilcisi Sadık Altay'la son 3 yarışı arka arkaya kazanan bu isimler yine bugün etkili ve güzel bir yarış bekliyorum. Benim de net favori safkanım. Daha sonra 9 nolu Varşova, bir Wind River'ın temsilcisi Ali Yıldız da oldukça uygun kilosuyla ve son güzel ikinciliğinden sonra artan formuyla bence en sert rakip konumunda. Bir de bir nolu Banu 5'i de unutmamak lazım, bu Bushranger temsilcisi İsmail Yıldırım da en azından yakalamış olduğu güzel ve etkili formuyla. Önceliğimiz 2-9-1, bir ilave yapabilirsek bu aralar iyi durumda gördüğüm 10 nolu Zeytin Gözlüm ilave edilebilir. Önce 2-9-1 daha sonra 10 nolu safka. Günün 6. koşusu altılı Ganyan 4. ayına geldiğimizde handikap 17, 4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre sentlik yarışına geldik. Yine burada bir satılık safkan var. Bakalım kaç paramış. Evet, bunun fiyatı biraz yüksek geldi. 200 TL. Neyse 200 bin tabii. Bir hakim temsilcisi neyse. Arkadaşlar bu 8 safkanın yer almış olduğu güzel koşuda ben önceliği kalitesine inandım. Bir nolu Seri Tay. Bu Victor Galop temsilcisi Erdursun Ökten'le benim bugün net favori safkanım. 5 nolu Final Drive, Aftermarket temsilcisi Mustafa Çiçek de yine iyi durumuyla bana göre en sert rakip konumunda. Önceliğimiz 1 ve 5'ten yana ama bir ilave yapalım derseniz en azından son yarışlarını beğendiğim 8 nolu José Leto'dan en azından güzel bir sürpriz bekliyorum. Hem bomboş kilosuyla Gökhan Yıldız da böyle boş kilolu atlara bindi mi en azından ilave edebilir. O yüzden önceliğimiz 1-5 daha sonra 8 nolu safkan. Günün 7. koşusu altılı Ganyan 5. ayına geldiğimizde handikap 16, 4 ve yukarı Arapların 1200 metre kum yarışına. 3 ve 12'nin ekürü 8 ve 9'un ayrı ekürü olduğu bu 2 ekürü 12 safkanın yer almış olduğu bu koşuda önceliğin 5 nolu koruyucu. Bu Özgün Han temsilcisi İlker Soyat da iyi durumuyla, iyi çalışmalarıyla benim biraz daha ön plana aldığım isim. 4 nolu Can Oğlu Can, bu Hızlı Tay temsilcisi Nevzat Avcı ile yine güzel performansıyla bugünün etkili isimleri arasında gözüküyor. Ve 3 nolu Serkan'ın oğlu, ekürü avantajıyla start alacak olan bu Deli Can temsilcisi Mehmet Kaya da kesinlikle ihmale gelmeyecek bir safkan görünümde. Önceliğimiz 5-4-3'ten yana ama ilave edelim derseniz 9 nolu Ürgen Bey ve 10 nolu Balkoğan'ı bence ilave edilebilecek diğer isimler. Önceliğimiz 5-4-3 daha sonra 9 ve 10 nolu safkanlar. Günün son koşusuna geldik. Şartlı 5, 4 ve yukarı Arapların 2200 metre sentrek yarışına. Evet, bayağı atlar ellerden çıkmaya çalışıyor. Bakalım bu kaç paramış? Bu da 200 bin TL. Evet, 12 safkanın yer almış olduğu güzel koşuda mesafeyi ve sentrek pisti seven 2 nolu Berkat. Bu 10 yaşına gelmiş, tay gibi koşan maşallah diyelim. Bu Ben Anadolu temsilcisi Görkem Özçelik'te son 3 yarışta 3 tane birincilik yapan bu isimden yine etkili yarış bekliyorum. Ben kazanmasını bekliyorum. O yüzden benim bugünkü Banco Liman'ın 2 nolu Berkalp oldu. Görkem Özçelik ile arkadaşlar. Şablonumuz bu şekilde. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.